herkese. Gönüllü veteriner hekimimiz Özgür Ateş'le birlikte sizlerden gelen sorulara cevaplar vermeye devam ediyoruz. Kuşların gagası kesilmeli mi? Kesilince ne olur? Şimdi kuşların gagası zorunlu durumlarda kesilebilir. Yani kuş dediğim zaman muhabbet kuşuyla bir Jaco Papağan gaga yapısı çok daha farklıdır. Kuşların gagası tabii ki uzuyor. Onun beslenmesini engelleyecek seviyeye geldiği noktada kesilmesi, daha doğrusu törpülenmesi dikkatli bir şekilde, ki bu mutlaka veteriner hekim tarafından yapılmalı. Asla elinize bir makası, tırnak makasını alıp da kuşların gagasını kesmeye çalışmayın. Çünkü içerideki canlı dokuya zarar verebilirsiniz. Kanamaya sebep olabilir. Veya yakın, yani sizin onu ekstradan strese sokmanız onun için çok sağlıklı olmayacaktır. Mutlaka bir veteriner hekime götürmelisiniz. Bu gaganın kesilmesi gerekiyorsa. Gaganın kesilme noktasına gelene kadar zaten alınacak önlemler var. Yani kuşların o gagalarını törpülemeleri için gaga taşları vardır. Bu gaga taşları kafeslerinde bulundurulursa o ihtiyaç duydukça o taşı kullanarak gagasının uzamasını zaten engelleyecektir. Bir takipçiniz kuşunun gagasını kesmiş ve kuş ölmüş. Yani çok ani stresler ciddi kuş ölümlerine sebep olabiliyor. O yüzden kuşumuzu kesinlikle dikkat etmek lazım ve asla veteriner hekim gözetimine girmesi lazım bu kuşun. Neden? Çünkü doğru bildiğiniz bir şey yanlış yapabilirsiniz. Yani çok ince noktalardır bunlar. Özellikle kuşlar kedilere, köpeklere göre daha hassas hayvanlar olduğu için mutlaka bir veteriner hekim yardımı almalısınız. Teşekkür ediyorum Özgür Bey. Son sorumuza geçelim dilerseniz. İşim gereği 1-2 gün civarı evden uzak kalmamı gerektirecek durumlar olabiliyor. Kedim bu süreçte evde yalnız kalabilir mi? Şimdi kedimiz evde yalnız kalabilir. Köpeklere göre daha çok kendine bakabilen hayvanlar. Köpekler sahiplerine biraz daha fazla bağımlılar. Ama burada en önemli şey güvenlik faktörü. Bir camın yarım açık bırakılmaması, kemirip oynayabileceği kabloların ortada olmaması sağlandığı vakit, tehlikeli kaynaklar önlendiği vakit birkaç noktaya mama, özellikle su kabı koyularak 1 veya 2 gün tek başlarına bırakılabilir. Dediğim gibi yani tuvalet ihtiyacını kumda giderdikleri için bakımları daha kolay. 1-2 gün evde yalnız kalabilirler bu şekilde. Peki ama psikolojik açıdan? Psikolojik açıdan yani genelde zaten çoğu hayvan sahibi çalışan kişiler olduğu için evde bir kamera koyup izleseler kedilerini daha çok uyurken görecekler. Evet. Uyandığında birazcık mama yiyebilir. Tuvalet ihtiyacına giderir. Eğer varsa oyuncağı veya gider tülüm kenarıyla, halını püskülüyle biraz oyun oynar, sonra bir bakmışsınız yine uyumuş. Evet. Zaten o biriken enerjiyi hayvan sahipleri eve geldiğinde, yani kediler daha çok hiperaktif oluyor. Evet. İşte yani bize gelen hayvan sahiplerimizin daha çok söylediği, ya gece bizi uyutmuyor, işte gecenin üçünde kalkıyor, işte üstümüze atlıyor veya işte enerji patlaması yaşıyor. Çok normal çünkü gündüz evde kimse yokken çoğunlukla uyuyarak o enerjiyi depoluyorlar. Yani kediler yalnız kalmaya alışık hayvanlar olduğu için psikolojik olarak hani bu 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün değil de 2 günden bahsediyoruz. Yani bir hafta sonra olabilir bu. Kedimizin çok böyle psikolojik olarak etkileneceğini düşünmüyorum. Ama tekrar söylüyorum, burada en önemli nokta güvenlik faktörleri. Döndüğünüzde çok daha acı bir tabloyla karşılaşmak istemiyorsanız, kötü bir duruma, yaralanma gibi, ölüm gibi. Çünkü gerçekten karşımıza çıkıyor, ummadığınız şey tehlike arz edebiliyor. Bu noktada mutlaka su kaynaklarını iyi sağlamalısınız. Mama ve kum tedarini iyi sağlarsanız, işte hava alsın, ev havalansın diye yarım açık bırakacağınız bir pencere onun için ölümcül tehlikeler doğurabilir. Veya bir kablo, dedim ya biraz önce, yalnız kaldığı zaman oynamak istediğinde onun için ilginç olan bir şey, kablo özellikle plastik yapı kemirmesine sebep olabilir. Bir elektrik çarpmasıyla karşılaşılabilir. Bunlar uzaklaştırılıp gitmesi, ulaşması engellendiği vakit
tabii ki birkaç gün evde yalnız başına yaşayabilir. Psikolojisi de ciddi anlamda etkilenmez. Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey, zaman ayırdığınız için. Dilerseniz kapanışı yapalım. Tabii. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca minik kalplere hatırlamayı unutmayalım. Hoşça kalın. Bay bay.